Arkadaşlar merhabalar bu videomda çemberde açı konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani kirişler dörtgeninde kaldık. Beşinci özellikte e, ders anlatım feyinde de neredeyiz arkadaşlar? Sayfa numarası 135'teyiz. Bu arada çemberde açının son videosundayız. Kirişler dörtgeni adı üstünde nedir arkadaşlar? Kirişlerden oluşan dörtgene biz ne diyoruz? Kirişler dörtgeni diyoruz. Kirişler dörtgenin özelliği de karşılıklı açılar toplamları 180 derecedir. Niye diye soracak olursanız. Hocam alfaysa hop 2 alfadır. 2 alfaysa hop buraya ne kaldı? 360 eksi 2 alfa kaldı. Hocam burası da ne yapıyor? Çevre açıdan dolayı 180 eksi alfa yapıyor. Yani bu açıyla bu açının toplamı 180 hatta bu açıyla da bu açının toplamı 180 derece diyebiliriz arkadaşlar. Kirişler dörtgenini genelde böyle kullanıyoruz arkadaşlar. Kullanmayı da tavsiye ediyoruz. Açı ve yay ilişkisinden dolayı da sonuca yine ulaşabiliriz. Tabi de yani genelde çemberde açıda öğrenci ya yani gözüyle baktığımız zaman çemberde kuralları daha fazla kullandığınızı görüyoruz arkadaşlar. Ama çemberde uzunlukta bu şekilde olmayacak. Çok kuralcı olmayacağız. Ee, kirişler dörtgeninde bilmekte fayda var diyoruz arkadaşlar. Burada ispat yöntemi bazen kafanızı karıştırabiliyor. Kirişlerde oluşan bir dörtgen olduğunda karşılıklı açılar toplamı 180 derece olduğunu bilseniz iyi olur. Bilmeseniz de açı ve gördüğü yay ilişkisinden dolayı yine yapabilirsiniz ama yani sıkıntılar yaşanabiliyor arkadaşlar. Tecrübeyle görülmüş şey olduğu için. Ki genelde ben size e, ezberlemeyin desem de çoğunluğunuz büyük ihtimalle ezberleyecek zaten arkadaşlar. Haydi bakalım. Kirişler dörtgeni karşılıklı açılar toplamı 180. Geldik şu soruya. Şu şekildeki ABCD dörtgeni çemberlerin kesim noktasından geçmektedir. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Burada kaç 80 derece vermiş. Bakın bu çemberden bu çembere hatta bu çembere geçiş yapmalıyım. Nasıl yapacağız? Hocam şurada şu madem şu kesim noktalarını kullanmak zorundayız. Ben buradan kesim noktalarını çizersem. Aa hocam şurada bir kirişler dörtgeni çıktı. Kirişler dörtgeninden dolayı burası kaç derece yapar? Karşılıklı açılar toplamı 180 olduğundan 100 yapar. Buraya ne kaldı? 80 kaldı. Hocam aynı şekilde hop şunu da çizersem. Burada da bir kirişler dörtgeni var. Bu kirişler dörtgeninde de karşılıklı açılar toplamı 180. Yani burası 100 yaptı. O zaman buraya 80 kaldı. Hatta şöyle güzel bir şey çıktı. Şununla şu birbirine paralel çıktı. 80 ise 80 yöndeş açıdan dolayı. Ama önemli değil. Şurada da bir kirişler dörtgeni var. Kirişlerden oluşan bir dörtgen var. Karşılıklı açılar toplamı 180. Dolayısıyla alfayı da buradan kaç derece bulduk arkadaşlar? 100 derece bulduk. Evet örneğimizin cevabı 100 yaptı arkadaşlar. Geldik bir sonrakine. ABCD çember üzerindeki noktalar. Çember üzerindeki noktalar şu şekilde verilmiş arkadaşlar. Ve beşgen verilmiş burası. Tamam. Şu açılarda birbirine eşit verilmiş. Beşgen. Vallahi ne yapabiliriz? Arkadaşlar yani buradaki x kenarlığı kullanmak zorundayız. Hocam bu x kenarlığı nasıl kullanabiliriz? Şöyle kullanabiliriz. Hop şöyle bir x kenar üçgen oluşturabiliriz. Hocam bu açıyı biliyoruz ama olsun önemli değil. Burası 100 ise buraya kaç kaldı? 180'den 100 çıkar. 82'ye böl 40 derece 40 derece kaldı. Hocam ben buraya x dersem şurası toplamda x artı 40 yaptı. Bu açıyla da bu açıyı eşit vermiş. O zaman burası da x artı 40. Aa, burada ne oluştu? Hepsi kirişten oluşan bir dörtgen oluştu. Hepsi kirişten oluşan bir dörtgende karşılıklı açılar toplamı 180 değil miydi? Yani şu açıyla şu açının toplamı 180. X artı 40 ile X'in toplamı 180. 2X eşittir 140'dan. X'i de buradan kaç buluruz? 70 derece olarak buluruz. Bizden BCD yani X artı 40 isteniyor arkadaşlar. 70 artı 40'dan cevabı da kaç buluruz? 110 derece olarak buluruz arkadaşlar. Evet sorumuzun cevabı böylelikle 110 yaptı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Büyük ihtimal fark etmişsinizdir. Bak bu açı. Tamam hocam bu çevre açı da. Ya bak bu dörtgendeki bir açı. Yani burada bir ne var arkadaşlar? Kirişler dörtgeni var. Kirişler dörtgeni olduğundan dolayı hop burası 180'e tamamlayan açısıdır. 180 eksi alfadır. Hatta burası da 180 eksi alfa olur. Ama bazı arkadaşlar hocam alfadan yürümeyelim diye şey yapabilir. Sıkıntı yok. Doğru diyorsunuz aslında. Niye? Önce bir 30'ları 30 kullansak daha iyi olmaz mı? 30 hocam dış açı farklarının yarısı. Bu yaylar yok ki kullanamam. 20 hocam yine dış açı farklarının yarısı. Yine yaylar yok kullanamam. Ne yapmalıyım o zaman? 30 ve 20'yi kullanmak zorundayım. 30'u ve 20'yi kullanacak olursak o zaman boyunuz mu dersiniz? Bu manat mı dersiniz? Ne derseniz deyin. Yok burada arkadaşlar? Hop şu üçünün toplamı şurası yapacak. Yani alfa artı 50 yaptı. Aa hocam ters açıdan dolayı burası da alfa artı 50 yaptı. Ve burada da bir kirişlerden oluşan bir dörtgen var. Yani kirişler dörtgeni. X'in toplamı 2 alfa artı 50 eşittir 180'den. 2 alfa eşittir 130'dan. Alfayı da buradan kaç buluruz? 65 derece olarak buluruz arkadaşlar. Evet sorumuzun cevabı böylelikle 65 çıktı sevgili gençler. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Evet. Önemli olan sorulardan bir tanesi de bu. Burayı dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Şimdi O1, O2 çemberlerin merkezi olarak verilmiş. O1 burası, O2 burası. Yalnız O2'de özel bir durum var. Bir çemberin yayı üzerinde bir çemberin merkezi arkadaşlar. Bu çemberin merkezi. Şimdi bu çemberde bir çevre açı verilmiş ve şu çemberdeki açı isteniyor bizden. Yani benim amacım şu çemberdeki bir açıyı bu çembere taşımak. Arkadaşlar şunu sakın ama sakın unutmayın. Bir çemberin merkezi başka bir çemberin yayı üzerindeyse hemen öbürünün merkez açısını çizin. Yani kestikleri yere bak çemberlerin kestikleri yerler önemli. Kestikleri yere merkez açıyı çizin. Bakın şu küçük çemberin merkez açısı yapıyor bu. Aynı zamanda büyük çemberin de ortak bir açısı ortak bir açı oldu. Büyük bir çemberin de büyük çemberinde de nesi oldu? Çevre açısı oldu arkadaşlar. Hatta bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. İki çemberin de yayları şu şekilde arkadaşlar bakın dikkat edin. Bu çemberin merkezi de burada, bu çemberin merkezi de burada. Aynı söylem yine geçerli. Bak. Ee, ne yapacaksınız arkadaşlar? Burada burada şunu şöyle çizecek olursak bunun merkez açısını çizin. E hocam burada da bunun merkez açısını çizecek olursak bakın şurada da bir yarıçap değil mi bu en etkili silahımız? Aa hocam bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap. Yarı çap, yarı çap, yarı çap. Her iki çemberde de yarı çap çizgi. Bu da yarı çap çizgi, bu da yarı çap çizgi. Eşkenar üçgenler çıkıyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Yani bir çemberin merkezi başka bir çember yayının üzerindeyse hemen çemberlerin kesim noktasına ait böyle bir merkez açıyı oluşturun. Yani yarı çap uzunluklarını çizin arkadaşlar. Yarı çap uzunluklarını çizin demek daha mantıklı zaten. Yarı çap uzunluklarını çizince bu çemberde bir merkeze çalışıyor. Öbür çemberinde nesi oluyor? Çevre açısı olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi 50'yi kullanmam lazım benim. Hocam burada ne var? Bir kirişlerden oluşan bir dörtgen var. Hocam bu kiriş, bu kiriş, bu kiriş, bu kiriş. Soldaki çemberde, o bir merkez çemberde. Kirişlerden oluşan bir dörtgen karşılıklı açılar toplamı 180. Yani buraya 130 derece kaldı. 130 130'sa gördüğü yay merkez açıdan dolayı 130 şu çemberde. A hocam alfada 130'u görüyor. O zaman alfamız da kaç yapar? 65 derece yapar arkadaşlar. Önemli bir soru. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Burada e, çemberde uzunlukta ve dairede alanda bu buradaki ifadeyi çok 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 kullanacağız. Haberiniz olsun. Yine işin özünde ne var? Ek çizim çizerken yarı çap çizme var aslında arkadaşlar. Dikkatli olun lütfen. Şimdi ne olur ne olmaz diye verdiğim bir şey arkadaşlar bu. Çok da zor bir şey değil. Lütfen buradaki şeyleri bilin. Bilseniz iyi olur ama ben şuna karşıyım. Bütün üçgen sorularını çemberle çözmeye çalışıyoruz ya da dörtgen sorularını çemberle çözmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Hayır. Şimdi çember çizilerek yapılan sorular var tabii ki. Bunları da böyle matematikte yaptım arkadaşlar ben. Sen eğer bir üçgen sorusundaki bir üçgende açı sorusunu ya da bir dörtgende açı sorusunu yapamıyorsan, çözemiyorsan Acaba çember çizme yöntemi var mı diye en son olarak kendine sor. Son bilgi olarak kendine sor. Bunu sakın ama sakın unutma. Tekrarlıyorum. Üçgen sorusunu açıdan yapamadım. Ya yani büyük ihtimal iç tey çember merkezi açıortayların kesim noktası olduğunda yapılamıyor. Birincisi bu. İkincisi de üçgende açı soruları niye yapılmıyor? Ekstra eşitleri yazmadığımız için yapılmıyor. Ha bunları da dikkat ettin. Soru çıkmıyorsa acaba çemberle mi çıkıyor diye düşün. Ee, çember çizmenin de bir adabı var arkadaşlar. Oradaki adatlardan şimdi bahsedeceğim sizlere. Evet, başlayalım arkadaşlar. Birinci olarak kirişler e, kirişler dörtgenin etrafında çember çizilebilir arkadaşlar. Kirişler dörtgen neydi arkadaşlar? Karşıtlı açılar toplamı 180 derece olan dörtgendir. Hocam, şu ikisinin toplamı 180 ise e, toplamı 360 olduğundan bu ikisinin toplamı da 180 olacak. O yüzden karşıtlı açılar toplamı 180 derece olan dörtgenler kirişler dörtgendir. Biraz önce ne dedik? Kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar toplamı 180 derecedir dedik. Burada tam tersi de doğrudur. Karşılıklı açılar toplamı 180 derece olan açılar da nedir arkadaşlar? Kirişler dörtgendir diyebiliriz. Baktınız dörtgende açı sorusunu çözemediniz. Baktınız ki karşılıklı açılar toplamı 180 yani bir kirişler dörtgeni. O zaman bu kirişler dörtgeni etrafına bir çember çiz. Soru büyük ihtimalle çıkacaktır arkadaşlar. Tamam. Bakıyoruz. Soru şöyle bir soru verilmiş. Hocam açıları yazsak 40 65 daha bilmem ne kaç 105 yaptı. Buraya kaç kaldı? 75 kaldı. Aa şu açıları ayrı ayrı bulamıyorum. 20 55 daha şu açının tamamını buluyorum. Bu açıları ayrı ayrı bulamıyorum. Maalesef ikizkenarlık ikiz ikizkenarlık ikiz kenarlık da yok. Bak üçgenden çıkmıyor. Dörtgenden çıkmıyor. O zaman ne yapacaksın? Şey bilgisi var mı? Ne bilgisi var mı? Çember bilgisi var mı diye bakacaksın. Hocam bu açı 60 derece. Hocam şu açıda kaç derece? 120 derece. Aa karşılıklı açılar toplamı 180. O zaman bu bir kirişler dörtgenidir. Kirişler dörtgeninin etrafına bir çember çizilebilir. Hemen o kirişlerden oluşan dörtgene bir çember çizeceksin. Alfa ile şimdi. Alfa burada. Hocam alfa bu yayı görüyor. Gördüğü yay. 2 alfa. Aa bu yayı gören buradaki açı da var. 65 ise burası da kaçtır arkadaşlar? <laughs> 130 mıdır? Evet 130 sa 2 alfa 130 sa alfayı da buradan kaç buluruz? 65 derece buluruz. Ya da aynı yere gören çevre açılar birbirine eşit diyebiliriz arkadaşlar. Evet kirişler dörtgenin etrafına bir şember silebilir. Hemen çizin. Çizdiğiniz zaman da sonuca ulaşacaksınız arkadaşlar. Ama ne zaman? Açı sorusunu çözemediğiniz zaman. Dikkat edin lütfen. Geldik bu örneğe. Soruya bakıyoruz. Hiçbir şey yok. Şu eşitliği kullanmam lazım. Hocam bu eşitliği nasıl kullanabilirim ben? Allah Allah. Şöyle kullanabiliriz. Hocam x kenar ya x kenar üçgen oluşturabiliriz. x kenar üçgen oluşturduğunda hocam 45-45 yaptı ama hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorsak o zaman ne yapacağız? Hocam çember çizelim. Hemen gördüğünüz üçgenin etrafına çember çiziyorsunuz. Hayır kardeşim. Her gördüğünüz şeklin etrafına çember çizilmez. Bir kere. Belli başlı kurallar var. Bir. Kirişler dörtgeni ise. Hocam var mı öyle bir şey diye bakıyoruz. A hocam burası 90. Bak burası 90 ken burası da 90 değil mi? Evet. Arkadaşım şu dörtgenin senin ne oldu? Bak şuradaki dörtgenin bir kirişler dörtgeni oldu. Yani karşılıklı açılar toplamı 90 derece olan bir 180 derece olan bir dörtgen. Karşılıklı açılar toplamı 180 olduğu için kirişler dörtgeni bu. Bu kirişler dörtgeninin etrafına bir çember çizebilirsin sen. Hemen alfaya yoğunlaşıyorum. Alfa ise gördüğü yay burası. A hocam burayı gören başka bir açı var mı? Evet. Bak burada kaç Allah'tan şurayı da çizmişiz. Bak 45 ise gördüğü yay 90. 90 ise burası da kaç yaptı? 45 yaptı arkadaşlar. Tamam, cevabımız böylelikle 45 oldu. Geldik bir sonraki. Çember çizilerek yapılabilen yöntem arkadaşlar. Bu da nedir? Hipotenüsleri aynı olan iki dik üçgenin etrafına bir çember çizilebilir arkadaşlar. Bu iki dik olabilir. Hipoları aynı olan iki dik üçgen bir karşılıklı olabilir bir iç içe olabilir. Şöyle bir karşılıklı bir de iç içe. Yani karşılıklı olduğunda zaten aa hocam kirişler dörtgeni oluştu etrafına çember çizilebilir mantığını zaten bir önceki soruda da yaptık. Bak burada da biz direkt kirişler dörtgeni olur dedik karşılıklı açılar toplamı 180 olduğundan. Ya da hocam ipaları aynı olan iki dik üçgen ya bu üçgenle bu üçgen. Direkt ikisinin etrafına bir çember çizilebilir de diyebilirdik burada. Sonra geldik buraya. Burada da arkadaşlar şey mantığından geliyor. Hani bizim bu çapı gören çevre açı 90 derece mantığı var ya arkadaşlar. O yüzden çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan dolayı bu iki dik üçgenin etrafına bir çember çizilebilir. Yani her ikisi de aynı tarafta olduğu zaman da iki dik üçgenin etrafına bir dik üçgen bu, diğer dik üçgen de bu. İşte bu iki dik üçgenin etrafına bir çember çizilebilir arkadaşlar. Genelde böyle açı sorularında Böyle hipolar olduğu zaman genelde tamam açıya dalın bir şeyden falan üçgenden üçgenden yapmaya çalışın diyoruz. Ama e, böyle hipolara aynı olan iki dik üçgeni gördüğünüz zaman ilk etapta direktman çemberde çizebilirsiniz. Yani size çok büyük bir kolaylık sağlayabilir arkadaşlar bu durum. Haberiniz olsun. Tamam yalnız iki dik üçgenin de etrafından geçecek çember. Dikkat edin hatta burası da çap yapıyor. Tam bunun ortası da ne yapıyor arkadaşlar? Çemberin merkezi yapıyor. Geldik şu soruya. Arkadaşlar soruya baktığımız zaman ne var? Aa hocam dik üçgen var dik üçgen var. Belki çemberde açıdan yani normal üçgen muhabbetinden çıkabilir arkadaşlar. Açılara daldığınız zaman büyük ihtimalle de bunun cevabı üçgenden çıkacaktır. Ama benim dikkatimi çeken direkt şu oldu. Hocam bakın ne var burada? Hipolları aynı olan iki dik üçgen var. Bir bu dik üçgen bir de bu dik üçgen. Yani bu iki dik üçgenin etrafına bir çember çizebilirim. Hemen çiziyoruz. Çizdik. Şöyle çizdiğimiz zaman tabi bu tam buradaki noktadan geçecek. Hocam bunu çizdik ya burası da ne yapıyor hatta çap yapıyor şurası. Ee, hatta burası tam orta noktası da ne yapacaktır arkadaşlar? Çemberin merkezi yapacaktır. Merkez bu. A yarıçap bu yarıçap bu. Eşitleri de koyabiliriz. Hatta eşitliği daha öncesinde de koyabilirdik. 90'dan çizilen kenar ortaya eşit eşitken muhteşem üstten eşit. Ee, bu da eşit eşitken muhteşem üstten eşiti koyabilirdik. A burada gerek yok zaten bakın arkadaşlar çember yardımıyla çözüyoruz. Burada 20 derece var. 20. Bu çemberde nedir arkadaşlar? Çevre açı. 20 ise gördüğü yay 40'tır. Çevre açıdan dolayı. E burası da tam merkez değil mi? Bu çap oluyordu. Tam ortası merkez. Merkez açıdan dolayı da açıyla gördüğü yay birbirine eşit olacaktır. Direktman alfa da buradan kaç çıkar arkadaşlar? 40 çıkar. Tamam mı? Bununla da ilgili bu tarz sorularla karşılaşabilirsiniz. Son olarak da arkadaşlar çember çizilerek çözülebilen sorularda e, son yöntemde bu. Aynı kenarı gören açıların eşit olduğu durumda da çember çizilebilir. Neyi anımsattı size? Aynı yayı gören değil mi arkadaşlar? Evet. Aynı kenarı gören durumlarda mesela şu sarı çizgiyi gören şu açıyla şu açı birbirine eşitse bunun etrafına bir çember çizilebilir. Bu da nereden geliyor arkadaşlar? Hani aynı yayı gören açılar birbirine eşit ya o mantıktan geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Baktığınız soruyu yine üçgensel muhabbetlerden çözemediğiniz O yok bu yok şu yok. Çembere dalacaksınız. Çemberde de bu şekilde bir çizim yöntemi var arkadaşlar. Geldik bu soruya. Bakıyoruz ki arkadaşlar. Hiçbir şekilde 40, 70. Valla burada da, da, bu üçgende açı yazamıyorum. Bu üçgende de yazamıyorum. Üçgende açıdan veya dörtgende açıdan hiçbir şekilde bir şey gidemiyoruz. Bir şey de yok burada arkadaşlar. Özel bir durum da yok. X kenarlıklar falan filan da yok. O zaman son çare nedir? Çem, çember. Çember çizilebiliyor mu? Hemen ona bakacağız. Baktık ki kirişler dörtgeni yok. E, 90 derece de yok. Hipoları aynı olan iki dik üçgen de yok. O zaman en son çare nedir? Böyle eşit açılar var mı? Var hocam. Bak şuradaki açıyla şuradaki açı birbirinin tıkkısının aynısı. Hatta bu 70 ile bu 70 aha da bu kenarı görüyor. Biz zaten ne demiştik? Aynı kenarı gören iki tane açı olduğunda da o iki, iki üçgenin etrafına da bir çember çizilebilir arkadaşlar. Hemen çemberi çiziyoruz. İşte o iki üçgenin etrafından geçecek arkadaşlar bu çember. Peki çemberi çizdik. Bizden ne isteniyor? BCD açısı. BCD açısı. Aa, tamam. Şurada kaçı isteniyor? Bu bir kirişler dörtgeni değil mi arkadaşlar? Değil mi? Dörtgen bu. Kirişlerden oluşan bir dörtgen. Kirişlerden oluşan bir dörtgende karşılıklı açılar toplamı 180 dereceydi. E hocam 70-40 daha. Burası kaç derece? 110 derece. E burası 110 sa, burası da 180'e tamamlayan açıdır. Yani 70 derece yapar arkadaşlar. Bu da böyle çok fazla bilinmeyen genelde şeyi kullanırlar arkadaşlar. Ya kirişler dörtgenin etrafına çember çizilmeye bilinir genelde, ya da hipoları aynı olan iki dik üçgenin etrafına çember çizildiği bilinir. Ama bu genelde bilinmez. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Aynı kenarı gören açılar olduğunda da e, iki üçgende ortak kenarı gören açılar olduğunda da o iki üçgenin etrafına da çember çizebiliyoruz. Özel bir durum, ince bir durum. Şimdi ben neden buraya yoğunlaştım? Burada soruyu çözerken bizden bu açı isteniyor dedim. Aa hocam kirişler dörtgene yoğunlaştım. Eğer benden şu açı isteniyor olsaydı o zaman bu açı ve gördüğü yaya bakardım. Böyle a 40 40 derece diye de söylerdik arkadaşlar buraya. Tamam mı? E burası istenildiği için kirişler dörtgenine, dörtgene yoğunlaştım. Kirişler dörtgene yani karşılıklı açılar toplamı 180 derece yaptı arkadaşlar böylelikle. Ve sanırım çemberde açı böylelikle bitmiş oldu arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda çemberde uzunluk videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.